Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir açıklama yapacağı bilgisini vermiştik. O sıcak duraklara gideceğiz. Önce Fatih Avanos'tan Ermenistan'da yaşanan son durumu anlatmasını isteyeceğiz. Ardından da Rusya'ya döneceğiz. Bu noktada tepkisi merakla beklenen Moskova yönetiminden nasıl bir açıklama geldi? Rusya'da da Moskova'da Eşref Yalınkılıçlı son gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Önce Fatih Avanos'a dönelim ve sabah saatlerinden itibaren neler yaşandığını bizlere toparlamasını isteyelim. Tabii Rasim Kılıç, ilk olarak tabii son birkaç gündür devam eden bir süreç vardı Ermenistan'da ve Nikol Paşinyan özellikle ordunun askeri kapasitesine ilişkin eleştirileri vardı ve son olarak da Genelkurmay Başkan Yardımcısını görevden almıştı. Bunun üzerine bu sabah saatlerine gelecek olursak Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı bir bildiri yayımladı ve Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını istemişti. İşte bu gelişmenin ardından Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi ve taraftarlarını meydanlara çağırdı. Çünkü bu bir darbe teşebbüsüdür dedi. Bu demokrasiye bir müdahaledir dedi ve bu yine aynı şekilde siyasi davamıza da bir müdahaledir dedi. Bu açıklamanın ardından saatler yine Türkiye saatiyle 15, Azerbaycan ve Ermenistan saatiyle 16'da yaklaşık 45 dakika sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Nikol Paşinyan ve taraftarları buluşacak. Bunun üzerine muhalefetten de çağrı geldi. Onlar da bir saat kadar önce, yani şu sıralarda Bağımsızlık Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı ve bölgede, aslında ülkede başta Erivan olmak üzere bir siyasi karışıklığın hemen habercisi diyebiliriz. Muhalefetten çağrılar var Paşinyan'a. Ülkeyi iç savaşa götürmeye çalıştığını iddia ediyorlar ve kan dökülmesini önlemeye çağırıyorlar Nikol Paşinyan'ı. Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanından taraflara sağduyu açıklaması geldi. Ter Petrosyan ve tüm tarafları sağduyulu olmaya ve ülkeyi bir kaosa götürmekten imtina etmeye çağırdı. Çünkü bu Ermenistan'ın sonu olur dedi yapılan açıklamada. Diğer taraftan Robert Koçaryan, Ermenistan'ın ikinci başbakanı, onun açıklamaları biraz daha sağduyudan uzak taraflıydı ve muhalefete muhalefetin sesine kulak vermeye çağırdı Paşinyan'ı ve görevi bırakmaya çağırdı. Robert Koçaryan yaptığı açıklamada Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nden de bir açıklama var ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak her türlü eylemden kaçınılması istendi yapılan açıklamada. Aksi takdirde sorumlular cezalandırılacaktır dedi. Şu sıralar Başbakan Nikol Paşinyan eşi ve kızıyla birlikte Erivan sokaklarında ve vatandaşları, daha doğrusu taraftarlarını, kendine yakın isimleri meydanlara davet ediyor Nikol Paşinyan. Tabi Meclis Başkanı Başbakanlığa gelmişti. Kısa bir görüşme yaptıktan sonra açıklama yapmadan ayrıldı ve diğer taraftan bakacak olursak bakanlıklarda özellikle memurların istifa verdiği gelen bilgiler arasında bir iç siyasi karışıklık yaşandığını söyleyebiliriz. 10 Kasım'dan sonra tek taraflı muhaliflerin sokaklarda eylemleri devam ediyordu. Ancak bugünden itibaren artık iktidar partisi de Nikol Paşinyan da kendi taraftarlarını artık meydanlara davet etmeye başladı. İki grubun toplanacağı alan yaklaşık 1 kilometre mesafede olacak. Ermenistan polisi bölgede tedbirlerini arttırmış durumda. Aynı şekilde Ermenistan Genelkurmay Başkanı'nı görevden almaya ilişkin Cumhurbaşkanı'na o talebi iletmişti Paşinyan ve Cumhurbaşkanı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Orduya yönelik de bir hareketlilik yok ama takip ediyoruz. Diğer taraftan polisin bölgede tedbirlerini arttırdığını söyleyelim. Yaklaşık bir saat kadar sonra iki grubun da eylemleri olacak ve yer yer gruplar arasında kavgalara dair de zaten sosyal medyada görüntüler de paylaşılıyor. Bunun üzerine de gerek muhalefet gerekse de Ermenistan'da önceki yönetimlerdeki isimlerin halka sağduyu çağrıları yaptıklarını görüyoruz ve tansiyonu düşürmeye yönelik yine çağrılar olduğunu söyleyebiliriz.